1978'de Türklerin İdil'i, Rusların Volga'sı olan nehir üzerinde bulunan Ulyanov şehrinde doğdu. İlim hayatını bu nehrin akıp geçtiği bütün coğrafyanın tarihi içinden akıp geçerek, bu sahada yepyeni eserler vererek sürdürdü. İlim kendin bilmektir düsturunun kendi tarihini bilmek ve bildirmek anlamına da geldiğini düşünen Kemaloğlu, mensup olduğu milletin tarihinde bilinmeyenlerin peşine düştü. 2012'de doçent, 2017'de profesör oldu. 2013 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyeliği görevini sürdürüyor. Genel Türk tarihi alanında nitelikli ve çok sayıda çalışma yapmış olan İlyas Kemaloğlu, bugüne kadar doğru bilinenlerin aksine ezber bozarak farklı hakikatleri gün yüzüne çıkartmayı önemsiyor. Altın Orda ve Rusya isimli eseri bunlardan yalnızca biri. İlyas Kemaloğlu, farklı dillere olan vukufiyeti sebebiyle kaynakların orijinalinden istifade ederek ortaya koyduğu yaklaşımla geniş bir coğrafyada yaşayan toplumların ortak hafızalarını bulacakları bir eser kaleme aldı. Kemaloğlu'nun bu eseri, Türkiye'de yapılan çoğu tarih çalışmasının aksine orijinal kaynaklar kullanmak suretiyle Türkiye dışında bir coğrafyanın tarihini layıkıyla ele alıyor olması ve literatürde önemli bir boşluğu doldurması sebebiyle çok değerli. Liseyi Sovyetler Birliği'nde Rusya'daki bir köy okulunda okudum ve Rus tarihi devamlı anlatılıyor. Bizim Tatar Türklerinin tarihi, genel olarak Türk dünyası ve Doğu tarihi devamlı ancak barbar olarak nitelendiriliyordu. Ama diğer taraftan ailemde anlatılan tarih bambaşkaydı. Babamın ve annemin anlattığı tarih bambaşkaydı. Dolayısıyla ben de hangisinin gerçek olduğunu öğrenmek için tarihçi olmaya karar verdim. İlyas Kemaloğlu'nun geniş bir coğrafyanın az bilinen ortak tarihini gün yüzüne çıkaran bu eseri, güçlü metodolojisi, zengin kaynakları ve ülkemizde uluslararası etkileşime katkı yapacak başka çalışmaları teşvik edecek olması sebebiyle, sosyal bilimler kategorisinde ilim yayma ödülüne layık görüldü.